İyi günler arkadaşlar. Yeni bir savaş sanatı videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda multiplayer serverlerde çektiğim birkaç video üstünden karşılaştığım durumları size anlatmaya çalışacağım. Neler yapmışım, neler yapmamam gerekirmiş, neler yapmak gerekiyor, hangi durumlar karşısında bunları anlatmaya çalışacağım elinden geldiği kadar. Biraz sohbet, muhabbet videosu gibi olacak. Hepinize iyi seyirler. Öncelikle radar ekranımıza bir bakalım. Kendim olarak kullandığım yöntem, gördüğünüz gibi yaklaşık 30 milde hedef işaretleyicimi, yani dikey şekilde paralel olan iki çizgiden oluşan hedef işaretleyicimi ben 30 milde tutuyorum ve tarama yüksekliğimi sıfırdan en yüksek nereye kadar çıkabiliyorsa ona ayarlayarak belli bir yükseklikten 20 bin fit olur, 25 bin fit olur ya da daha fazla olabilir. Belli bir yükseklikten düz uçuşta 30 milde hedef işaretleyicimi tutarak tarama yüksekliğimi sıfırdan en yüksek dereceye kadar taratarak ilerliyorum ki bu ne sağlıyor bana? Onu söyleyeyim öncelikle. Yani 30 mil bizim için düşman uçaklarının tehlike oluşturmaya başladığı, yani faktör olmaya başladığı mil uzaklığıdır. Yani 30 mil üstünden herhangi bir atış yapmamanız gerekiyor ve karşı uçaktan da herhangi bir atış varsa kolaylıkla onu engelleyebilirsiniz. 30 milin altına kalmaya başladıkça rakipler tehdit oluşturmaya başlar. Yani burada 30 milde 0 ile 30 küsur bin fit arasını tarıyorum. Adam eğer çok yüksekte değilse, yani 30-40 bin fit de değilse benim gelen rakibi görmemem imkansız bu durumda. Ve zaten 0 ile 30 bin arasını tarıyorum. Yani çok alçaktan uçsa da görebiliyorum şu an. Dolayısıyla eğer rakip, mesela radar warning receiver'ınızda bir tane sinyal gördünüz. Hemen radarınıza döndünüz. 30 mile ayarladınız. 0 ile 34 arası. Hedefiniz radarda görünmüyor. Bu ne demektir? O demek ki hedefin çok yüksekte. Yani 35, 40. Hemen ne yapacaksın? Arama yüksekliğini biraz yükselttiğinde hemen rakibine bir görüş elde etmiş olacaksın rakibin hakkında. Genel olarak düz uçuşta kullandığımız, yani savaş öncesi savaş alanına giderken kullandığım benim radar ayarım bu şekilde. Bunu öncelikle anlatmak istedim. Evet, şimdi gördüğümüz gibi radar ekranında bir tane düşman belirdi. Hemen TVS moda geçip öncelikle onu takip etmeye başlıyorum. Burada önemli olarak bakmamız gereken şey sol üstte yazan rakibimizin hızına bakmak. Burada gördüğümüz gibi 500 knot'un üstünde bir hıza sahip takip ettiğim hedef. Demek bu ne demek oluyor? Rakip uçak, hava aracı bir savaş jeti. Yani bu benim için tabii ki daha büyük bir tehdit oluşturuyor. İkinci bir hedef belirdi. Kilidimi diğer uçaktan kaldırıp diğer uçağı birincil olarak takip etmeye başlıyorum ve sol üstte gördüğüm hız 130 knot. Yani bu ne demek oluyor? Bu yüksek bir ihtimal bir helikopter. Tabii ki benim için herhangi bir tehdit oluşturmuyor. Önceliğim, ilk hedefim onunla ilgilenip daha sonra helikopteri takip etmeye çalışacağım. Burada rakibimden yüksek irtifada olduğum için benim füzem daha avantajlı durumda. Ona güvenerek direkt olarak adamın üstüne gidiyorum.
Şimdi burada işte asıl önemli olaylardan bir tanesi. Hedef neredeyse atış menziline girdi. Ben de onun için atış menziline girdim. Rakip Rus uçağı radar ekranının altında onun türünü görebiliyorsunuz belli bir mesafeden sonra. Burada dikkat etmem gereken Rus uçaklarının orta menzilli yani uzun diyebileceğimiz ısı güdümlü füzelere sahip olmaları. Şimdi bu füzeleri sahip oldukları için size herhangi bir sinyal gelmeden füzesini ateşleyebilir ve siz direkt olarak onu takip etmeye devam edebilirsiniz. Hiçbir tehlike olmadığını düşünerek. Burada da rakip onu denemeye çalışıyor ama ben bir yandan görsel olarak da adamı izliyorum ve zoom yaptığımda adamın uçağından yükselen bir adet füzenin arkasında bıraktığı duman izlerini görebiliyorum. Yani bizim için de avantajlı olan durum bu. Yani füzeleri duman bırakıyor arkasında. Biz de bunu gözlemleyerek buradan bir R27ET denilen ısı güdümlü füzenin atıldığını tahmin edebiliriz, görebiliriz. Yapmamız gereken şey çok basit. Zaten uzun menzilden atıldığı için hemen biz de atışımızı yapacağız ve throttle tamamen kapatıp aşağı doğru dive'a geçeceğiz. Tabi bu sırada rakiple karşılaştığınız için ekstra yakıt tanklarınızı da atmanızı öneriyorum. Çünkü eğer çok yakına girerseniz ilk füzenizde patlatamazsanız rakip uçağı dogfight'ta size bu çok büyük bir ağırlık ve aerodinamik kaybına sebep olacak ve dönüşlerinizde çok zorlanacaksınız ve muhtemelen dogfight'ı kaybedeceksiniz demektir. Burada yaptığım olay da ET atışını gözlemledikten sonra hemen atışımı yapıp throttle'ımı tamamen kapatıp çünkü ısı yayıyorum etrafa ve bu yaydığım ısıyı azaltmam gerekiyor. Isımı azaltıp bir yandan da chaff flare bırakacağım. Arkamdaki atılan füze onlara yönelsin. Gayet kolay bir şekilde rakip füzeyi atlatacağım. Şimdi ben daha yüksek irtifadaydım ve adamın füzesini yani atlattığımdan eminim. Bu durumda ne yapıyorum? Tekrar çok alçalmadan tekrar adamın üstüne gitmeye başlıyorum. Bu sırada adam benim füzemden kurtulmaya çalışıyor. Manevralar yapıyor. Ve gördüğünüz gibi şu an bana doğru dönük değil. Benden kaçma eğiliminde. Ben de tekrar radardan takip ederek peşine düşüyorum. Hem görsel olarak hem radardan takip ediyorum. Baktım adam bana doğru dönmeye başladı. Tekrar bir saldırıya geçecek. HUD'da gördüğümüz yuvarlığın kenarında çıkan düz çizgi adamın gittiği doğrultuyu gösteriyor. Bu size doğru yani aşağı doğru bakmaya başladığında size doğru gelmeye başladığını gösterir. Baktım adam bana doğru dönüyor. Hemen o dönmeden tekrar bana kilitlenip atışını yapamadan ben bir füze daha yolluyorum adama doğru. Daha sonra da sağa doğru alçalıyorum ve adamla arama dağı sokuyorum. Bu sırada adam benim füzelerimin karşı çaresiz bir pozisyonda ve gördüğünüz gibi temiz bir splash elimize geçiyor. Yeni bir hedefle bana kilidini attığı radar warning receiver'ında gördüğümüz üzere M2 yazıyor. Bu ne demek oluyor? M2000C olan Fransız jetinden bahsediyoruz. Tabii F-15 gerek füzeler olsun gerek uçağın donanımları olarak olsun M2000'den daha üstün bir uçak. Ben de onu radarımda yakaladım hemen kilidimi attım. Füzelerim daha etkili onun füzelerine göre. Adam yaklaşık 11 milde falan atış menzilinde hemen dönüp atışımı yapmaya çalışacağım. Füzemi yolladım. Füzem pitbull durumuna geçtikten sonra tamamen 180 derece arkaya dönüp onun füzesini engellemek için manevra yapıyorum.
Gördüğümüz gibi temiz bir şekilde splash'ımızı aldık. Şimdi yeni hedefler karşıma çıktı. İlk hedefim gördüğümüz gibi 600 knot üzerinde uçuyor. Demek ki o bir savaş jeti. İkinci hedefim 190 knot civarında uçuyor. Bu daha çok Striker Jet dediğimiz A-10 veya Su-25T tarzı bir uçak olmalı diye düşünüyorum. Ya da çok yavaş giden bir savaş jeti de olabilir. Tabii ki daha yakında olan ve savaş jeti olduğuna emin oldum. Uçağa yöneleceğim. Radar warning üzerinde gördüğüm o taraftan gelen M2 yazısı var. Tekrar M2 işareti var. Bu ne demek oluyor? Karşımdaki uçak M2000. Şu an radarımdan herhangi bir info almıyorum bu konuda. Yani hedefin tipi hakkında. Onun için adamı tam dik olarak ilerlemiyorum adama. Fark ettiyseniz biraz daha sola doğru. Yani adamı saat 2 yönüme alarak ilerliyorum. Bu neden böyle yapıyorum? Hem daha yüksekteyim adamdan. Hem de açımı da daha çok açarak rakip füzesinin RMAX dediğimiz maksimum ateşleme menzilini daha da kısaltmaya çalışıyorum ki daha geç ateşleyebilsin. Ben ondan daha geç ateşleyeyim. Ateşledikten sonra tekrar önceki pozisyonuma dönüyorum. Niye? Hala rakip füzesini, eğer füze ateşlenmişse rakip füzesinin enerji kaybetmesi için, ateşlenmemişse de ateşlenme menzilini daha da kısaltmak için kendi füzemi yolladım. Bu rakip üstüne bir baskı oluşturuyor. Yani rakip ya bana doğru gelmeye devam edip ölecek ya da kaçma manevraları yapmaya başlayacak. Kaçma manevrası yapmaya başladığında tekrar peşine düşeceğim. Bir önceki iki önceki daha doğrusu Splash'ta olduğu gibi yine peşine düşüp üstüne çıkmaya çalışacağım. Burada rakip ikisini de yapmıyor açıkçası. Ne kaçıyor ne de bana saldırıyor. Benim üstüme bir baskı oluşturuyor. Kolay bir Splash oldu benim için. Bu videoluk da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi uçuşlar diliyorum.